Bir önceki videoda kabuk ya da içi boş silindir yöntemini kullanarak bu cismin hacmini belirli bir integralle ifade etmiş idik. Bu videodaysa bu integralin neye eşit olduğunu bulacağız. İşe bu ikisini birbiri ile çarparak başlayalım. Eşittir. 2 pi'yi integralin dışına taşıyalım. 2 pi çarpı 0 ile 1 arasında. 2 çarpı kök x, 2 kök x eder. Bunu 2 çarpı x üzeri 1 bölü 2 olarak yazacağım. Bu sayede integrali almak daha da kolay olacak. 2 çarpı kök x, 2 çarpı x üzeri 1 bölü 2'dir. 2 çarpı eksi x kare. Evet, eksi 2x kare eder. Sonra eksi x çarpı kök x var. Bu da x üzeri 1 çarpı x üzeri 1 bölü 2'den eksi x üzeri 3 bölü 2 olur. Eksi x ile eksi x kareyi çarpınca da x küpü buluruz. dx'i de yazalım. Şimdi ters türev almaya hazırız. 2 pi çarpı, bunun ters türevinin 1'de aldığı değerle 0'da aldığı değer arasındaki fark. 2x üzeri 1 bölü 2'nin ters türevi 2 bölü 3 çarpı 2x üzeri 3 bölü 2'ye yani 4 bölü 3 çarpı x üzeri 3 bölü 2'ye eşittir. Bunun ters türevi eksi 2 bölü 3 çarpı x üzeri 3'tür. İsterseniz bunun ve bunun türevini alıp buradakileri elde edip edemeyeceğimizi kontrol edebilirsiniz. Bir bakalım bunun kuvvetini 1 arttırırsak 5 bölü 2 elde ederiz. Bir de 2 bölü 5'te çarpmamız lazım. Yani eksi farklı bir renkle yazayım. Bu terimdeyiz. Eksi 2 bölü 5 çarpı x üzeri 5 bölü 2. Son olarak x üzeri 3'ün ters türevi de x üzeri 4 bölü 4'e eşittir. Yine farklı bir renk kullanalım. Evet, x üzeri 4 bölü 4. Bu da buradakinin ters türevi. Şimdi bunun 1 ve 0'da aldığı değerleri bulmamız lazım. 0 dedim ama x 0 olduğunda bunların hepsi 0 olacağından 0'da alacağı değer konusunda endişelenmemize pek de gerek yok. Bu yüzden de geriye 1'de alacağı değeri bulmak kaldı. 2 pi çarpı, şimdi x'in 1'e eşit olduğunu düşüneceğiz. Buradan 4 bölü 3 gelir. Eksi 2 bölü 3, eksi 2 bölü 5 ve artı 1 bölü 4. Ortak payda sanırım 60 olacak. Evet, bunların paydalarını 60 yapmamız lazım. 2 pi çarpı paydaya 60 yazalım. Peki, 4 bölü 3, 80 bölü 60 olur. Eksi 2 bölü 3, eksi 40 bölü 60. Eksi 2 bölü 5, eksi 24 bölü 60. Ve 1 bölü 4 de 15 bölü 60'a eşittir. Bu arada 2 pi ile 60'ı da sadeleştirebiliriz. Böylece payda da 30 olur. Ve 80 eksi 40, 40 eder. 40 eksi 24, 16 artı 15 de 31 eder. Cismin hacmi 31 pi bölü 30'a eşitmiş. İşte bu kadar.